Herkese merhaba. Doktor Berk Karataş. Ben bu videonun aslında çok fazla başlığı olabilir. Kadınlar e, nelerden tarik olur? Kadınlar erkekleri seçerken özellikle cinsel anlamda nelere dikkat ediyorlar? Ten uyumu ile ilgili e, gerçekten böyle bir ten uyumu var mıdır, yok mudur? Bu ten uyumuna e, neler ten uyumunu arttırıyor, azaltıyor gibi başlıklar kullanılabilir. Ten uyumu ile ilgili biliyorsunuz çünkü bilimsel bir şey değil. Yani tıbbi literatürde ten uyumu diye bir şey yok. Burada seçimler var. Yani kadınların erkekleri seçmesinin cinsel anlamda nedenleri var. Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Şimdi iyi ki koku. Şimdi koku ile ilgili çok ciddi bir video hazırladım. Bundan sonraki haftada herhalde yayına girer o. Bu kadınların kokularını, duyu, koku duyularını kullanarak doğru seçimler yaptığına dair, yani en azından genetik ve soy devamı için çok doğru seçimler yaptığına dair elimizde çok ciddi kanıtlar var ve bu kadınlar bu konuyu e, bilinçli olarak değil de bilinçaltı olarak farkında olmadan yapıyorlar. Aslında onlara verilmiş bir özellik. Erkeklerde var mı? Tabii ki erkeklerde böyle bir özellik yok. E, i̇kinci durum tabii fiziksel görünüş çok önemli bir kadın için erkek açısından. Genellikle uzun boylu erkekleri tercih ediyorlar. İşte 1.80 ve üzeri yapılan anket çalışmalarında bu şekilde çıkıyor ve hani sorduklarında neden böyle bir şeyi tercih ediliyor diye soruyorlar. Yine e, anket çalışmalarında ispat edilmiş. Işte daha iyi iş olanaklarına sahip olduğunu düşünüyorum. Daha çok para kazandığını düşünüyorum. Yüksek statü, daha iyi fiziksel koruma sağlıyor. Ve daha sağlıklı olduklarını düşünüyorlar. Bu yüzden 1.80 ve üzeri. Tabi burada ne çok kısa ne çok uzun. Yani bunun iki sene arasında bir denge olması lazım. Güçlü, kaslı, atletik, klasik erkekleri daha çok tercih ediyorlar. Bu V tipi özellikle işte bele doğru incelen, omuzlar genişleten tipler. Tabi bu fiziksel bir koruma sağlıyor içgüdüsel olarak, göze de hitap ediyor ve daha sağlıklı olduklarını düşünüyor kadınlar. Ama şöyle bir ayrım var, bu çok önemli, aşırı kas bir iticilik yaratıyor. Yani çe çeşitli fotoğraflar gösteriliyor kadınlara, aşırı kaslı olanları beğenmiyorlar, hatta itici buluyorlar. Şimdi yüz attığı önemli yapılan çalışmalarda. E yüz, yüz erkeksi yüzler daha çok tercih ediliyor. Bunun evrimsel de bir nedeni var. İşte testosteronun yüksek olduğunu tabii böyle düşünmüyor kadın da. Hani bilinçaltı olarak bunu bu şekilde organize ediliyor. Testosteron düzeyi yüksek, o zaman üreyebilir, soyumuzu devam ettirebilir diye. Tabii burada kültürler arası bir takım farklar var. Yapılan çalışmalarda kadının neyi amaçladığı çok önemli. Yani gecelik bir ilişkim amaçlıyor? Kısa bir döneme ilişki mi amaçlıyor yoksa uzun bir dönem ilişkimi amaçlıyor ve hangi durumda olduğu da çok önemli. Yani tam üreme durumunda mı, üreme zamanında mı, o şu yumurtlama zamanında mı, yoksa normal yumurtlama olmayan bir zamanda mı olması da çok fark ediyor. Ama şöyle bir gerçek var: çok erkeksi ve çok kadınsı yüzler her durumda tercih edilmiyor. Şimdi bununla ilgili yapılmış çok güzel bir çalışma var erkeklerin işte maskülen bir yüz oluşturuyorlar. Standart maskülen bir yüz. Bunu giderek erkeksi hale getiriyorlar bilgisayar ortamında. İşte %30 erkeksi, daha erkeksi, %50 daha erkeksi böyle gidiyor. Ve aynı, aynı şekilde de yüzde %30 daha kadınsı, yüzde %50 kadınsı bu %100 olduğu zaman kadın görünümü oluyor. burada da %100 olduğu zaman çok sert erkeksi görünüm oluyor. Buradaki yapılan çalışmada şöyle farklı zamanlarda yapmışlar. Şu renkli olanlar bakın şunlar şey dönemlerinde yani üreme döneminin az olduğu o yumurtlamanın adetten sonraki o bir hafta 10 gün sonra başlayan yumurtlama döneminin olmadığı dönemler orada daha çok ya böyle yani normal erkeksi görünenler ya da biraz daha az erkeksi görünenleri tercih ediyorlar fotoğraflardan ama üreme dönemindeyse o dönemdeyse bakın Biraz daha fazla erkeksi, %30 oranında çıkmış, daha erkeksi görünüm seçiyorlar. Ama ortalama şöyle diyebiliriz. Ne çok erkeksi ne çok kadınsı görünümler eğer üreme döneminde değil ise fotoğraflardan baktığı zaman e, erkeksi ve biraz daha erkeksi yüzler daha çok tercih ediliyor. Geneksel yakış yakışıklık hikayesi var bu. Tabii amaç geleneksel bir yani herkesin beğendiği, herkesin onay verdiği birisiyle beraber olmak daha popüler olduğunu düşünüyor o kişinin, daha iletişim gücünün yüksek olduğu düşünülüyor kadınlar tarafından ve cinsel deneyimlerin daha fazla olduğunu düşünüyorlar bu kişilerin. ve onun için onlarla daha fazla ilişki yaşama istekleri var. Ses çok önemli. Burada da yapılan araştırmada hiç görmeden erkekleri sesleri dinletmişler. Daha kalın ve tok sesleri tercih etmiş kadınlar. Ve bu tercihini niye böyle tercih ettiniz diye sorulduğu zaman daha sağlıklı işte geliyordu sesi bana göre diğerlerinden. Daha kaslı olduğunu düşünüyorum. Daha sosyal, daha özgür ruhlu olduğunu ve daha olgun olabileceğini düşünüyorum demişler. Dolayısıyla daha, daha kalın ve tok sesler kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Beden hareketleri işte canlılık ve çok hareketlilik daha çok tercih ediliyor. Tabi burada bir erkeğin göz temas kurması çok önemli. Uzuvlarını kapalı vaziyette değil de açık vaziyette kullanması. Bu özgüvenin de bir göstergesi aynı zamanda. Hem cinselle konuşurken tek taraflı böyle omuza temaslar vesaire bu önemli. Çünkü yani omuza temas biraz da üstünlük göstergesidir. Bunu bir kadının görmesi, çekiciliği arttırıyor ve erkeksi yürüyüş o da tabii gücün ifadesi. Kişilik özelliği önemli tabii ki. Hani şu ana kadar biraz fiziksel özelliklerden bahsettik. Özgüvenli ve mizah. Yani bu ikisi çok öne çıkıyor çalışmalarda. Aslında birbirine çok benzer şeyler. Çünkü hani kadınlar genellikle şöyle algılıyorlar, şöyle söylüyorlar daha doğrusu. Mizah anlayışı olan kişiler özgüvenlidir. Özgüvenli kişiler mizah anlayışı vardır gibi. Ve Hani mize anlayışı olan <laughs> özgüvenli kişilerin daha zeki, daha becerikli ve daha sosyal olduklarını düşünüyorlar. Evet bir başka çekim nedeni kadınlar için popüler ve ünlü kişileri tercih etmeleri. Tabii bunu şöyle açıklayabiliriz. Yani popüler bir kişiyle birlikte olunca sen de popüler olacaksın. Bir statü kazanacaksın. Uzun süre devam ederse bu statün hep devam edecek. Ayrılsan bile işte onun eski eşi de eski kız arkadaşı da o statü devam edecek. Uzun ilişkilerde bunu bu şekilde açıklayabiliriz, bunda bir sorun yok. Ama kısa ve anlık ilişkilerde e, tabii bir, ya da kimsenin bilmediği ilişkileri nasıl açıklayacağız? Onu da eş kopyama, kopyalama dediğimiz bir sistemle açıklanabiliyor. Yani o da şöyle: Niye bir kadın ünlü birisiyle tek gecelik bir ilişki yaşıyor? Ortada hiçbir hani berdan duygusal bağ vesaire de olmayabilir. Sadece popüler ve ünlü diye. Burada popüler ve ünlü derken yani hani şeyi anlamayalım hemen hani halk arasında meşhur, popüler kişiler değil. Kendi yaşadığınız etraftaki popüler ve ünlü kişiler ya da tanınan, bilinen, güvenilen kişiler de olabilir. O manada anlamak lazım. Burada eş kopyalama dediğimiz şey şu. Kadınlar tercih ederken arayarak yani şu söylediğim özellikleri kullanarak arayarak da bir kendilerine, cinsel partner bulabilirler ya da onaylanmış bir cinsel partneri kendine seçebilirler. Yani kadın şöyle düşünür, ben bu kadar arayacağım ama zaten bir sürü kadın, yani bu adam da popüler, ünlü zaten, bir sürü kadınla birlikte olmuş, bir sürü kadın onu onaylamış. Tamam, onun onayladıklarına ben de belli, onun onayladık, yani herkesin onayladığı kişilerle, kişiyle ben de birlikte olayım diye düşünebilir. Buna da eş kopyalama deniyor kendisine denk kişileri tercih ediyorlar. Evet özellikle uzun vade ilişkilerde ve özellikle evlilik yani bir hayat geçirecekse doğru kendisine denk kişileri yani bu fiziksel olarak, görsel olarak, inansal olarak, davranış olarak kendisine denk kişileri seçiyorlar. E, tabii burada benim gibi olsun algısı var ama aynı zamanda bir de reddedilme korkusu ve kaybetme korkusu var. Yani şöyle düşünün kilolu bir bayan çok çekici fit bir erkekle birlikte olabilir mi? Tabii ki olabilir ama ona yaklaşırken bir reddedilme korkusu yaşıyor zaten. Onun için bir yaklaşmıyor ya da kazandıktan sonra bir de kaybetme korkusu var. Yani ben hani böyleyim böyleyim bu adam böyle böyle diye onun için daha çok ...kendilerine denk olan fiziksel olarak ve duygusal olarak kişilerle birlikte oluyorlar. Bunun bir istisnası var. O da nedir? Güzel, bir çekici bir kadın, çekici olmayan bir erkekle birlikte oluyor. Şu e, konu tencere yuvarlandı, kapağını buldu konusu, hikayesi oluyor. Bu da biraz Armut'un iyisin ayılar yerler de der ya insanlar, böyle oluyor. Bunun sebebi araştırıldığında da e, ortaya iki tane önemli sebep çıkıyor. Birisi maddiyat... İkincisi zeka, üçüncüsü başarı. Bunlar tek tek de olabilir, ikisi üçü bir arada da olabilir, ikisi de olabilir, fark etmez. Bir kadın, bir erkekte çok başarılı olduğu için, çok işte zeki olduğu için ya da çok zengin olduğu için birlikte olabiliyor. Peki o zaman soru şu, diyelim ki bir erkeksiniz, bunların çoğu sizde yok. O zaman bir kadın sizinle niye birlikte olsun? Bir kadın size niye çekici gelsin? Ben işte V vücutlu değilim, popüler değilim, çok param yok, çok zeki de değilim, bir anlayışım anlayışımda çok da şey değildir diyorsanız o zaman hani bu kriterlere bakarsanız hiç kimsenin, hiç yani hiçbir kadının size bakmaması gerekiyor. Hiçbir kadının sizinle birlikte olmaması gerekiyor. Bunun cevabı da şurada kaynaklanıyor. İşte tam benim tipim, hiç benim tipim değil. Bunu biraz e, erkekler de söylüyor ama kadınlardan çok daha fazla duyuyoruz. İşte bu adam tam benim tipim, bu benim hiç tipim değil diye. Bazen inanılmaz çekici bir adam birçok kadına öyle gelir. Bu kriterlerin hepsini tutar. Ama bir kadın der ki bu benim hiç tipim değil. İşte burada da... Hmm. Bir kadının doğduğu andan itibaren bu lafı söylediği zamana kadar erkeklerle geçirmiş olduğu deneyimler ortaya çıkıyor. Yani çok basit bir şey anlatayım. Mesela mahalledeki bakkal amcası hafif kız yani orta boylu, biraz göbekli, böyle temiz yüzlü bir adamdır. Ona çok iyi davranmıştır çocukluğu boyunca, bir hediyeler vermiştir, arası çok iyi olmuştur. Böyle bir tipi tipim diyebilir, sevebilir. Ya da kendimden, yani bizim meslekten örnek vereyim. Çok doktorlarla haşır neşir olmuştur. E, kendisiyle ilgilenen doktor böyle sak, şeydir, e, gözlüklü, sakallı birisi de bana benzerdir. Gözlüklü, sakallı tiplerden hiç hoşlanmaz. Çünkü o doktor ona bir şekilde tabii ki iyileştirmek amacıyla yanaşıyor ama yani canını yapıyor tabii doğal olarak e, işlemler yaparken. Dolayısıyla böyle olabilir. Ya da evde abisi vardır, e, inanılmaz zekidir, başarılıdır, etrafında böyle güzel bayanlar vardır, ailesi üzerine düşüyordur, arkadaşları da çok seviyordur, onu örnek alabilir. Dolayısıyla tipi, zeki, başarılı erkekler olabilir. Bunun sayısını milyonlarca arttırabiliriz. Bütün kadınlar bütün bu yaşadıklarını bir araya getirip sonuçta kafalarında bir tip oluştururlar. Ve o tipte de tam benim tipim ya da hiç benim tipim ya da idare eder derler. Tabi bunları yapmaları zaman alır ve zamanla da bu değişir. Yani 20'li yaşlardaki bu benim tipimle 30'lu, 40'lu, 50'li yaşlardaki bu benim tipim arasında fark olur. Çünkü yaş ilerledikçe sadece fiziksel özelliklere değil de davranış, karakter bunlara da önem vermeye başladıkları için bunlar zamanla yaşta değişir. Yani özetle kadınlar benim bu özelliklerim yok, kadınları beni seçmeyecek demeyin hiç belli olmaz. Her an sizin tipinizi birisi çok beğenebilir. Teşekkür ederim.